Ripay Portföy yatırım vizyonunu sunar. Yatırım vizyonundan herkese merhaba efendim. Bu programda hem alternatif yatırım araçlarını konuşuyoruz hem de girişim sermayesi yatırım fonlarını. Bu fonlar nerelere yatırım yapıyor, gündem ne, neler yapılıyor, yeni girişimleri konuşuyoruz. Bugün de özellikle Goldtech kurucu ortağı ve Goldtech'i konuşacağız. Goldtech kurucu ortağı ve CEO'su Dolunay Sabuncuoğlu bizlerle. Hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi tabii ilk defa belki karşılaşanlar için de Goldtech'i tanıtmak gerekiyor. Tam olarak nedir? Ne yapar Goldtech? Tabii öncelikle biliyorsunuz 6 Şubat bugün Türkiye'yi derinden etkileyen bir deprem yaşadık. Bu vesileyle de depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığıyla giriş başlayalım. Yapalım. Kesinlikle öyle. Ben tabii bir önceki programda da konuşunca atladım tabii ama çok teşekkür ediyorum hatırlattığınız için tekrardan. Peki Goldtech neler yapıyor? Tabii kısaca özetlemek gerekirse Goldtech bir dijital varlık geliştiricisi platformudur. Konvansiyonel yatırım veya birikim araçlarını ele alıp bunlara belirli sekürtizasyon ve fonksiyon setleri tanımlayarak yeni ürünler geliştirir. Bu ürünlere alım satım yapabilme imkanınızı tanır. Ayrıca transferini mümkün kılar. Bir de çok çok önem verdiğimiz bir husus var. Geliştirdiğimiz tüm ürünler birebir oranında sigortalı bir şekilde saklanması gerekiyor. Şimdi bu minvalde ürün ölçeğimizi biz kıymetli maden tarafıyla başladık. Kıymetli madende altın, gümüş ve platin seçeneklerimiz var. Ekstra olarak tarım emtiası alanında buğday, mısır, arpayı bu 2024'ün ilk çeyreğinde canlıya alıyor olacağız. 2024 bizim için hızlı geçecek. Ekstra olarak demir, petrol ve çinko gibi ürünleri de geliştirmek için kolları sıvamış bulunmaktayız. Ne zaman kuruldu bu arada? Goldtech'i biz 2019 yılında ben ve kurucu ortaklarımız Emre ve Mümtaz'la birlikte Bilkent sıralarında kurduk. Tabii daha sonrasında Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın Lonca Girişimcilik Merkezi programına katıldık. Orada ürünümüzü, fikrimizi ürünleştirdik. Daha sonra partnerlerimizle birlikte nihai halini aldı. Ve şimdi tabii özellikle ilk yatırım turunu tamamladı ve seri A'ya geçmiş bulunuyor. Tabii öncelikle şunları biraz sorgulamak lazım. Yani genelde tabii böyle girişimlerle ilgili yeni olduğu için de çok fazla bilgi birikimi olmuyor şirketlerle ilgili. Karşıdaki insanlara bunu anlatmak gerekiyor. O yüzden tabii bu örneğin altın için konuşalım ilk etapta tabii. Çünkü diğer enstrümanlar 2024'te katılacak dediniz. Altınlar mesela fiziki olarak bir yerde saklanıyor mu? Bunların karşılığı var mı? Nasıl tabii o süreç yönetiliyor? Kesinlikle. Zaten bir ürünün dijital varlık oluşturabilmesi için karşılığının saklanıyor olması gerekiyor. Altın nezdinde örnek verecek olursak Goldtech platformlarından siz 1 gram altın almak isterseniz bunun karşılığını biz Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın kasalarında saklıyoruz. Aynı şey tarım emtiaları için de geçerli. Atıyorum Goldtech platformu üzerinden sizin aldığınız her 1 kilogram buğdayın karşılığı Ticaret Bakanlığı'nın regüle ettiği lisanslı depolarda saklanıyor. Dolayısıyla aslında bunun özellikle tabii altın için olanı bir anlamda bankaların tabi olmuş regülasyonun içerisinde değil mi? Kesinlikle. Yani Takas Bank'ta neticede saklanıyor. Dolayısıyla güvenli olduğunu hatırlatmakta fayda var. Şimdi ben tabii şeyi merak ediyorum. Her girişimciye burada soruyorum. Nasıl doğdu bu fikir? Yani böyle o Bilkent sıralarında oturuyordunuz. Bir gün kimin aklına geldi mesela bu? Ya şöyle, şimdi Bilkent sıralarında otururken işte asistanın düğününe bizim bir altın göndermemiz gerekti. İşte internette araştırıyoruz, bizim bir şekilde altın gönderebilmemiz gerekiyor. Bunun olmadığını fark ettik. Hani çok da eski değil, 2019'lardan bahsediyorum. Bu neticeyle de ya böyle bir şey mümkün olabilir mi, neler yapmamız gerekiyor gibi işte ilgili regülatörlerle ilk başta görüştük. Merkez Bankası, MASAK, BDDK vesaire. Ondan sonra da zaten hani buna dayalı bir ürün yapmamız gerektiğini gördük. Sonra anlattığım gibi işte Kuveyt Türk'ün Lonca Girişimcilik Merkezi'nden kabul aldık. Orası bizim için çok önemliydi. Çünkü
Hani ortada bir fikir var. Hani girişimci dileması dediğimiz şey. Evet. Fikir var ama ürün yok. İşte o ürün noktasındaki geliştirdiğimiz ürünü biz Kuveyt Türk'ün Lonca Girişimcilik Merkezi ile tamamladık. Daha sonra partnerlerimizle birlikte de hani kullanıcı ihtiyacına göre bu ürünlerimizi şekillendirdik. İlk etapta sadece alınıp satılabiliyordu. Ama şimdi siz mesela Papara'da alınıp satılmanın yanında transferine de mümkün kılabiliyoruz biz. Yani arkadaşınızın doğum gününe siz altın gönderebiliyorsunuz bu platformlar üzerinden. Aslında büyük kolaylık çünkü hani kesinlikle. Her zaman çalışan insanın özellikle vakti de olmuyor. Düğün dernek de bitmiyor. Yani neticede altında sevilen bir enstrüman. Dolayısıyla da kullanış açısından da önemli. Peki kullanış açısından önemli dedik. Kaç kullanıcı var? 2023 yılı bizim için çok hızlı gitti. Şimdi geldiğimiz seviye itibariyle yaklaşık 24 milyonluk bir kullanıcı havuzuna sahibiz. Bu 24 milyonluk kullanıcı havuzunun 450 binden fazla kişiye biz hizmet götürdük 2023 yılı içerisinde. Hali hazırda çalıştığımız yapılardan da biraz bahsedeyim. Kolendi büyük veriyle çalışıyoruz. Turkcell'in iştiraki, Paysel, Migros'un iştiraki, MoneyPay ve Papara Elektronik Para'da hizmetlerimiz devam ediyor. 2024'te de biz bu yeni ürünlerle ve yeni partnerlerle birlikte müşteri havuzumuzu 40 milyonlu seviyelere taşımak amacındayız. Minimumda 2 milyon kişiye hizmet vermeyi düşünüyoruz. Daha sonra mesela farklı enstrümanlar demiştiniz. Neler var mesela fikir olarak şu anda? Ya bu yılın ilk çeyreğinde biz buğday, mısır ve arpanın alınıp satılabilmesi ve transferini hazırlıyoruz. İlgili paydaşlarımız, işbirlikçilerimizle paylaştık. Şu an test aşamasında. İlk çeyreğin sonuna doğru bunu canlıya alıyor olacağız. Tabii heyecanlandıran bizi bir diğer ürün çeşitliliğinde de petrol, demir ve çinko. Şimdi ilgili tabii en nihayetinde fintech'siniz. Bir ürün geliştirebilmeniz için regülatörlerden izin almanız gerekiyor vesaire. Tabii görüşmeler hala sürüyor. Ama çok yakında bu saydığım demir, çinko ve petrolü de alınıp satılabiliyor hale getireceğiz. Şimdilik altın, gümüş ve platin olarak da devam ediyor. Çok yakında da buğday, mısır, arpa. Şimdi önümüzdeki dönemde tabii bundan sonraki serüven nasıl devam edecek? Biraz onu sormak istiyorum. Yani Ripay Portföy'le bir girişim sermayesi fonu kurulacak ve bununla birlikte de önümüzdeki dönemde özellikle tabii burada bir büyüme, bir yatırım turu da planlanıyor. Biraz bahseder misiniz detaylardan? Pek tabii. Şimdi ilk seed yatırımımızı biz 2022 yılında tamamladık. İşte yatırımcılarımıza bakacak olursak Ripay Portföy, FIBA grubun iştirakı Finberg katıldı, Kolendi katıldı, Papara cap table'ımızda hali hazırda var. Biz bu fundraising'i tamamladıktan sonra ürünümüzü geliştirdik, ekibimizi büyüttük. Bir işin nasıl yapılabildiğini kanıtladık. Şu anda işte hedeflerimizle birlikte bir fundraising turundayız. Bu noktada da işte GSYF, zaten biz GSYF'lere uzak değiliz. İlk yatırımımızı da Ripay Portföy'ün girişim sermayesi yatırım fonundan aldık. Bununla birlikte de işte saydığım ürünleri oluşturmak için yatırım turu içerisindeyiz. Evet, şimdi tabii özellikle burada girişim sermayesi yatırım fonlarını da biraz tanıtmak gerekiyor. Yani kesinlikle. Burada bunların ne gibi avantajları var? Herkes yatırımcı olabiliyor mu? Biraz açalım mı orayı? Nedir ne değildir? Ya tabii hem kişisel bazda hem kurumsal bazda girişim sermayesi yatırım fonlarına yatırımda bulunabiliyorsunuz. Ama değerli olan şeylerden biri kişilerin bu girişim sermayesi yatırım fonlarına yapacağı yatırımlar. Çünkü bu girişim sermayesi yatırım fonları işte startupların, girişimlerin can suyu niteliğinde olduğu için hani burada zaten üretilen değerleri görebiliyoruz. İşte Getir Global'de çok değerli işler yaptı. Getir GSYF'si ile birlikte ona ön açan Kolendi GSYF'leri oluşturdu. İşte Moda Nisa, en sonunda EasyCep. Yani bunların kişilerin katılımıyla birlikte bu sektör çok büyüyor. Hatta biraz rakam vereyim size. 2023 yılı itibariyle yaklaşık 323 tane girişim sermayesi yatırım fonu oldu. Ama değerli olan kısım 2022'den sonra, bunların yarısı 2022'den sonra oluştu.
Yani burada da şunu aslında görebiliyoruz. Biz GSYF'leri büyütürsek şirketlerimiz büyüyor, insanlar yatırımlarının karşılığını alabiliyor ve bu ekosistem büyüyebiliyor. Tabii burada da sektör oyuncularının da değerini bilmekte fayda var. İşte Repay bunların mucidi ve devam ettiriyor. İşte bizim örneğimizde olduğu gibi de biz ilk yatırımımızı GSYF'den aldık. Sonra ocağın suyu oldu, işimizi büyüttük. Belki de şimdi Goldtech GSYF diye bir girişim sermayesi, yatırım fonu kuracağız. Burada zaten finansman maliyetleri yüksek diyoruz. İşte burada teknolojik girişimlerin, kesinlikle, özellikle değil mi, fintechlerin ve diğer tüm girişimlerinde desteklenmesi için aslında bir alan açılmış oluyor. Üstelik hani yatırımcılar nezdinde de hep biz işte böyle borsayı veya işte böyle klasik fonları vesaire konuşuyoruz ama hisseleri konuşuyoruz ama neticede alternatif yatırım araçlarında da aslında orada bir alan açılmış oluyor. Üstelik tabii değerlemeler çok hızlı yükselebiliyor değil mi? Biraz o süreçlerden de bahsedelim mi? Pek tabii. Yani biraz önce dediğim gibi bu GSYF'ler girişimlere bir can suyu oluyor. Hı-hı. Çünkü fintechler görece diğer sektörlere göre daha paralı, daha regülatörü environment'ı olan bir sektör. Hal böyle olunca da bir şeyi ispat etmeniz gerekiyor. Şimdi GSYF nezdinde bakarsak da tamam, cap table'ınızda Repay portföyü olabilir. Ancak hani oradaki asıl asetlerden biri de Repay portföyün temsil ettiği arkadaki yüzlerce olan yatırımcı. Şimdi bu girişim nezdinde de çok ciddi bir sinerjistik ilişki yaratıyor bizde. Biz bu fondan para alınca Goldtech olarak hani arkamızda yüzlerce yatırımcının olduğunu bilmenin sorumluluğu ve keyfi içerisinde oluyoruz. Doğal olarak network ağınız da genişliyor. Hani bir kişiden almaktansa yüzlerce kişiden almak bir girişim için çok yararlı oluyor. Çok daha önemli, evet. Ve tabii orada fonlara girişin de değil mi, hani limiti aslında çok yüksek değil. Yani birebir de belki yatırımcı tabii olarak ki gelmek daha hani bireyleri zorlayabiliyor ama orada da aslında yatırımcı için bir bireyin bugün işte ben, bu çok güzel bir fikir, işte şirketi çok beğendim ama nasıl yatırım yapabilirim acaba bu şirkete diye sorduğunda aslında bir alan açmış oluyor. Peki yeterince tanınıyor mu sizce? Yani biz tabii bu programlarda anlatmaya çalışıyoruz bir yandan işte girişim sermayesi yatırım fonlarını ama yeterince biliniyor mu sizce? Ya zaten kuruluş itibariyle ilk GSYF Türkiye'de 2014 yılında kuruldu. Hı hı. İşte yönetmelikleri vesaire çıktı ama tanınması açıkça Getir GSYF ile oldu diyebilirim. Çünkü Getir'in yaptığı globaldeki o muazzam işlerden ötürü işte insanlara hani küçük yatırımcı da olsanız Getir'de küçük bir payınızın olabileceği ispatı geldi. Hı hı. Çok muazzam geri returnler oldu bu konuda da. Şimdi biliyorsunuz zaten bu şeyler kulaktan kulağa yayılıyor. Daha sonra işte Getir'in yaptığı muazzam işten sonra Moda Nisa aynı şekilde GSYF'si kuruldu. Onlar da bayağı başarılı ilerliyor. İşte dünyanın en hızlı büyüyen fintechlerinden Colendi'nin GSYF'si muazzam bir hal aldı. Türkiye'nin yeni starlarından EasyCep'in GSYF'si bayağı bir noktalara gitti. Ya burada aslında kanun itibariyle de bir destek var. Çünkü teknokent firmalarının daha önce çalışması yapan firmalara belirli karının belirli kısmını bu GSYF'lere aktarması gerekiyor. Yanlış hatırlamıyorsam 2022'de bu oran %2 idi. 2024'te de %4'ler seviyesinde çıktı. İşte hep birlikte bu GSYF'leri büyüterek globalde iş yapabilecek oyuncuları çıkarıp yine o gelecek parayı da kendi ekosistemimizde değerlendirmek tüm girişimciler için bir ev ödevi diyebilirim. Evet, burada özellikle tabii dediğiniz gibi yani bir anlamda hem işte bu fonlar büyüyor ve tabii bir yandan da yatırım yaptıkları şirketler büyüyor. Her iki taraf için de aslında bir kazan kazan durumundan, kesinlikle, bahsediyoruz. Türkiye için de şu anlamda önemli. Şimdi tabii çok fazla işte diyoruz yani doğrudan yatırımcıyı buraya teşvik etmeye çalışıyoruz ve teknoloji şirketleri özellikle hani yurt dışına açılmalı. Bizden neden büyük yine değil mi unicornlar, dekakornlar çıkmasın? Bu anlamda da oldukça aslında önemli. Nasıl görüyorsunuz Türkiye yatırım ortamını? Yani yurt dışında da elbette görüştüğünüz şirketler oluyordur. Bu anlamda mesela şu andaki mevcut koşullar elverişli mi? Ya Türkiye'de çok ciddi bir potansiyel olduğu gerçeğini kimse yadsıyamaz. Şimdi bunu ben söylemiyorum. Dünya Bankası'ndaki verileri açıp baktığınız zaman işte sıralama şu şekilde: Brezilya,
Pakistan ve Türkiye. Şimdi dışarıda özellikle fintech özelinde Brezilya'dan, Güney Afrika'dan çıkan çok ciddi fintechler var. İşte bunlardan biri Nubank. Yaklaşık 80 milyar dolarlık bir değerlemeyle IPO'sunu yaptı. Hani Türkiye'de de aslında evet, o da bu arada herhalde en büyüklerden biriydi değil mi? Evet, neobanking alanında dünyanın en büyüklerindendi. Şimdi Türkiye'de de evet çok ciddi bir potansiyelimiz var. Yalnız bu potansiyelin bir şekilde kinetiğe dönüştürülebilmesi gerekiyor. Potansiyelimizi çok ciddi bir şekilde kullanabiliyor olmamız gerekiyor. Şimdi kendi sektörümüz özelinde Colendi İngiliz şirketi Settle'ı satın alabiliyor. Çok ciddi değerlemeyle. Öbür tarafta Papara gibi elektronik para artık Türkiye dominansını tamamladıktan sonra gidip İspanya'nın en büyük fintech şirketlerinden birini satın alabiliyor. Hani çok iyi bir girişimci ekosistemindeyiz. Sadece işte Trendyol gitti, globalde çok ciddi işler yapıyor, Getir çok ciddi işler yapıyor. Onların da üst kimliğiyle birlikte Türk girişim ekosistemine olan bakış açısı değişiyor. Tabii arkalarından gelen Colendi, Papara vesaire de bunu bizim için kolaylaştırıyor diyebilirim. Hani biz, çok iyi markalar çıktı gerçekten. Kesinlikle öyle. Evet, önümüzdeki dönemde de hakikaten burada ciddi bir hikaye yazılabilir. İşte ekosisteminde bu anlamda hani Ripple portföy gibi girişim sermayesi fonlarının özellikle bir miktar daha böyle yatırımcı nezdinde de işte anlatılması ya da onların yine oradaki hani yatırım ekosistemine angaje olması çok önemli. Şimdi bir de tabii özellikle sizin gibi işte teknoloji üreticileri için belli başlı yine farklı noktalarda oluyor. Mesela siz tabii bir kuluçka merkezinden çıktınız değil mi? Evet, Hacettepe. O süreci de anlatalım mı? Ya doğal olarak bir startup kurulduğu zaman pek bir parası olmuyor. Evet. Direkt yöneleceği yer kuluçka merkezleri vesaire oluyor. Çok da fazlaca arttı sayıları bu arada. 2019'dan 2023'e kadar şimdi olayın farkındalığı da artıyor. Biraz önceki saydığımız nedenlerden ötürü. Çünkü evet, 2 yıl önce gördüğünüz, beraber kahve içtiğiniz firmanın, startup'ın sahibi 250 milyon dolarlık bir exit yapabiliyor. Onun için gerek kanun koyucular, gerek yatırımcılar da bunun ciddi bir şekilde farkına vardıktan sonra ciddi sayıda kuluçka merkezleri vesaire açıldı. Bu da ekosistem için çok önemli. Ama orada küçük bir geliştirme yapmalarında fayda var. Hani yerin yanında maddi olarak da hizmet destek verilmesi çok önemli. Çünkü bunlar can suyu. Özellikle fintech ve pahalı teknolojiler kullanılıyor bu noktada. İşte sadece server tarafındaki maliyetler inanılmaz derecede artmış yani vaziyette. Hepsi dövize endeksli. Yazılımcılar da hani fiyatlama anlamında tabii, uzaktan çalışma işte, vesaire değil mi? Maliyetler aşırı arttı. Fidan daha büyümeden soluyor böylece. Hani biraz daha maddi desteklerin kur oranında arttırılması gerekiyor. Hem destek tarafının tabii arttırılması hem de belki hani yazılımcı mesela bulma zorluğu vesaire bunlar konuşuluyordu. Bu tip şeyler sizi nasıl etkiliyor? Yazılımcı bulma konusunda işte yazılım üreten insanları bulma noktasında bence herhangi bir problemimiz artık kalmadı. Türkiye'de çok ciddi bir potansiyel var bu konuda. Hatta Türkiye'deki işlerin dışında dışarıya da iş yapabilme imkanı doğdu bazı startuplarla birlikte. Yani potansiyelimiz bence gayet bizim için yeterli. Buradaki hani şöyle örnek vermek gerekiyor. Uçak piste yanaştı. Hani roket ilgili akaryakıtı koyunca uçacak. Biz o seviyedeyiz şu an. Gerek regülasyon, gerek yatırım konularıyla birlikte harmanlarsak bu uçak neden uçmasın? Evet. Şimdi Ripple portföyle girişim sermayesi yatırım fonu. Yatırım turu devam ediyor dedik. Ne aşamada? Şimdi 2022'de bahsettiğim gibi seed'i tamamladıktan sonra ciddi yatırımcılar aldık. Bunlardan işte institutional olarak FIBA Group'tan Finberg'i, Ripple portföyü aldık. Şimdi bunun önemini seri A'ya gelince anlayabiliyorsunuz. Çünkü cap table'ınızda kim var sorusuna Ripple, Finberg gibi değerli isimleri söyleyince bazı süzgeçlerden hemen geçmiş oluyorsunuz. Şu an çok güzel geçiyor bizim için seri A turu. İstediğimiz rakamları topladık diyebilirim. Hatta 25 gün içerisinde biz bu topladık. İnsanların bize olan bakışını görünce işe olan inancımız da arttı. Tabii biz bunları
hani yatırımcılarımızla da birlikte yaptık. Çünkü şimdi işin bir görünen kısmı var, bir görünmeyen kısmı var. Bu süreçte bile işte yatırımcının sizle o kadar dedike çalışması gerekiyor ki Repay'ın ekibi, hani biz telefonda konuşuyoruz, bir problemi çözemesek bile atlıyor kendi şahsi arabasına, Ankara'ya 600 kilometre öteye gelip o işi çözüp öyle gidiyor. Hani sadece yatırımcı gözüyle değil, bir şekilde olayın içine girip dedike bir şekilde bizlerle de çalışıyor. Dolayısıyla oradaki ekibin de önemli bir katkısı var. Buradan kesinlikle. Da değil mi herhalde bir... selam gönderelim Çağkan'a. Selam gönderelim, kesinlikle öyle. Çünkü biraz hani şey, işin maddi boyutunu elbette konuşuyoruz ama manevi boyutu da çok önemli. Kesinlikle. Çünkü öyle. Hani moral motivasyon burada kimi zaman girişimcilerim. Çünkü ben zaman zaman çok konuşuyorum hani... Hep bana şunu söylüyorlar, işte bizim burada özellikle işte bir girişimci ruhuyla yola çıktığımızda inanılmaz yüksek bir motivasyonunuz olması gerekiyor. Çünkü size yapamazsın diyecekler, ne alaka diyecekler, bu fikir tutmaz diyecekler. Orada motivasyonu sürekli böyle yüksek tutarak işte engelleri tek tek aşmak noktası, değil mi? Çok geçen önemli. Geçen hafta kurucu Emre ile birlikte şeylere baktık. Maillerimizdeki kaç kişiden biz red yedik diye. Zaten bir yatırım turu için yüzlü seviyelerde görüşme yapıp üçlü dörtlü seviyelerde okey almanız gerekiyor. Yani biz yatırım ararken 120'nin üstünde kişilere gitmişiz ve bunun dördü okeylemiş. Hani o da zaten bir girişimcinin en önemli sınavlarından biri. Hani parayı toplayana kadar pes etmemek gerekiyor. İşi yapana kadar pes etmemesi gerekiyor. İşe inanması gerekiyor. Zaten bu noktaları tamamlayıp doğru bir iş planı özelinde ölçeklediği zaman başarı neden gelmesin? Evet, peki. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Ben çok teşekkür ederim. Yolunuz açık olsun diyelim. Goldtech kurucu ortağı ve CEO'su Dolunay Sabuncuoğlu'nu ağırladık efendim bu bölümde. Yatırım vizyonunda sizlere alternatif yatırım araçlarını tanıtmaya devam edeceğiz. Ve elbette yeni girişimleri de burada konuşacağız diyelim ve noktalayalım. Hoşça kalın. Repay Portföy yatırım vizyonunu sundu.